Yiyelim içelim yüzelime hoş geldiniz. Ben Taha. Bugünkü konuğum kadın hastalıkları uzmanı doçent doktor Sezen Bozkurt Köseoğlu. Daha evvel e, Tolga Muharrem Ukutucu ile birlikte bir erkek sağlığı bölümü çekmiştik. Şimdi bu o bölümün bir ikiz bölümü olarak bu sefer Sezen hocamı davet ettim buraya ve e, kendisi de Muğla'dan kalktı podcast için ve aynı zamanda e, Kongre için buraya geldi. Ee, o fırsatta da kendisini yakaladık Çok teşekkür ediyorum kendisine Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk merhaba Hocam ilk sorumla hemen size gelmeden evvel Önce şöyle kısa sizi tanıyalım dilerseniz Dinleyicilerimiz en azından sizin hakkınızda biraz bilgi edinsinler Hı -hı. Sonra hiç bilmediğim yeni şeyler öğreneceğim ee, evet. Yeni okyanuslar <laughs> açılacağım Konu, e, şey sorularımla size geleceğim Evet ee, ismim Sezen ee, 1984 doğumluyum 40 yaşındayım <laughs> Muğla'da yaşıyorum. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Sonra orada Ankara'da yaşayanlar bilir. Zekai Tahir isminde çok büyük bir doğum evi var. Orada ihtisas yaptım. Sonra bir sene kadar Mersin'de yaşadım. Yaklaşık 10 senedir de Muğla'da yaşıyorum. Ee, bir 5-6 sene kadar üniversitede çalıştım. 4 senedir de kendi muayenehanemde çalışıyorum. Memnunum hayatımdan. Muğla çok güzel bir yer. Ee, keyifliyiz. Her ara ara İstanbul'a geliyorum böyle toplantılar vasıtasıyla... Ee, i̇yi oldu bu podcastte Evet iyi oldu hı hı. Ee, Tolga Hoca'ya da buradan hı. tekrar teşekkürlerimi Onu, sunuyorum Tolga Evet da onun 2000 e, Evet 2001'den beri tanıyorum ee, üniversiteden o bizim bir üst dönemimizdi. yaklaşık 23 sene olmuş Evet hocam şimdi benim e, iki tane de erkek kardeşim var hı. biz böyle erkeklerin olduğu bir dünya içerisinde büyüdük o yüzden de kadın fizyolojisini çok fazla hakimde değildik. Sonra ben bunu işte dış dünya ile beraber tanıdım. Hatta şimdi bir tane yeğenim oldu. Kız ve biz bir kız çocuğu nasıl yetiştirilir hiç bilmiyoruz. Hı hı, evet. <laughs> Onu Nasıl yaklaşırız vesaire. O yüzden bu konularda şeyim yani çok antrenmansızım. size ilk sorum şey olacak. Biraz da böyle kelimelerle alakalı işte ...kadınlar küçüklüğümüzden beri işte hasta oldu. Terminolojiye hakim olalım ilk evet. önce diyorsun peki. Evet yani adet oldu, hasta hmm. oldu, menstruasyon döneminde sonra regl oldu. Bu evet. işte spor camiasında eskiden çok fazlaydı. Buna biz ne diyeceğiz yani kadınlar ne demeli? Şimdi e, biz yani kadınlar erkekler gibi böyle e, biraz biraz daha komplike yaratıklar öyle söyleyeyim. Yani ergenlikle birlikte e, artık yumurtalıkların e, daha fonksiyonel hale gelmesiyle beraber bir döngü başlıyor. E, bu döngü esasında beyinde başlıyor, yumurtalıklarla devam ediyor ve e, da son organımızda artık vajinadan ve uterus'tan rahimden kan gelişiyle sonlanan böyle bir aylık bir döngü var. Şimdi bu e, tabii e, muayyen gün hasta olma, adet olma, mens olma, aybaşı, ay hali, regil bir sürü bir sürü isim var hangisini istiyorsanız onu söyleyin ee, ama e, eskisi gibi değil ama şu anda eskiden e, ne bileyim çocuklar e, şeyler e, lise talebeleri falan ortaokuldakiler böyle tuvalete giderken pet alırken e, ceplerine böyle sıkıştırmalar vesaire şimdi çok daha rahat e, herkes biraz daha çok o baş, e, aşamada bence çok çok yol kat ettik. E, bir de bunun şey boyutu var. Sen oraya çok hakim değilsin şu anda da. Bir de gebe boyutu var bizim hı hı. işimizle ilgili olarak. E insanlar nedense hem böyle e, kadınların o özel dönemleriyle ilgili bir böyle e, korkar oralardan bir de gebeden çok korkarlar. Ee, sanki böyle bir patlamaya hazır bombaymış gibi. Ee, bizim şeyimiz işimiz karışık o yüzden birazcık kadınlarla uğraşmak değişik bir iş. Evet, ben şimdi yayın hazırlanırken de fark ettim aslında kadınların içsel dünyasından belki de kaynaklı kadın olmalarından kaynaklı hayatlarında böyle bazı dönemler var evet. ve o dönemleri yaşıyorlar. İşte ergenlik evet. özel bir dönem olabilir, Hı -hı. yetişkinlik özel bir dönem olabilir. Hı -hı. Sonra işte belki e, menopoz dönemi tabii, tabii. özel bir dönem olabilir. Onun da aşamaları var evet, öncesi evet. sonrası şey, vesaire. E, şeye mens diyelim. E, adet evet onu mens olarak tamam. yani e, en kulağa hoş gelen Aynı zamanda hafif böyle bilimsel olan bir isim olsun. Siz de danışanlarınızla, sporcularınızla böyle konuşabilirsiniz. En kulağa hoş gelen kısmı budur. O konuya geleyim. Hayat döngüsü. Şimdi biz, biz kadınlar belirli bir esasında bu dönemleri belirleyen şey vücudumuzdaki östrojen dediğimiz hormon. Şimdi biz doğduğumuzda belirli bir yumurtalık havuzuyla doğuyoruz. Esasen bizim en çok Yumurtaya sahip olduğumuz evre anne karnındaki 20. haftamız. Yani daha anne karnında 5 aylık bir bebeğin, kız bebeğin yumurtalık havuzu en fazla. Ondan sonra men, e, adet dönemlerinin başlamasıyla beraber biz bu yumurtaları yavaş 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 tüketmeye başlıyoruz. Önce bir prebubalital evre dediğimiz... Ergenlik öncesi evre var. Yaklaşık bu 10-12 e, yıl süren bir evre. Yaklaşık 12-13 yaşında e, 13 yaşında başlayan bir adet döngüsü var. Adet döngüsüyle beraber artık e, kadının e, doğurganlık dönemi başlıyor yavaş yavaş. Tabii ki ilk oluşan yumurtalar, e, ilk adetlerle beraber oluşan yumurtalar diyeyim. E, bunlar tabii döllenme kabiliyeti olan yumurtalar değil. Dolayısıyla da de 12-13 yaşındaki bir çocuğun tabii ki doğurganlık potansiyeli yok fakat 18-20 yaşından sonra oluşan yumurtaların daha doğurganlık potansiyeli daha yüksek o zaman da bir doğurganlık evresi başlıyor ve bu Türkiye'de işte yaklaşık 47-48 diyelim dünyada birazcık daha ileri yaşta 50-51'e kadar bu yumurtalar her ay çalışarak östrojen hormonu üretmeye ve yumurtlamaya devam ediyor ve doğurganlık evresi yaklaşık 50 seneye kadar devam ediyor Sonrasında ise menopoz evresi başlıyor. Menopoz sonrası evre başlıyor. Daha doğrusu ee, esasında menopoz dediğimiz şey bir gün. Son adet kanamasının hmm. olduğu güne biz menopoz günü diyoruz. Menopoz gününden e, öncesi dönem, menopoz öncesi dönem, sonrası dönem ise menopoz sonrası dönem. Ama e, bu dolayısıyla da geriye dönük bir e, tabir. Bir kadın bir sene adet görmediği zaman ha, artık menopoz. Yani menopoz klinik bir tanı. Yani biz bir hormon testi yapıp e, ya da bir laboratuvarla e, menopoz tanısını koymuyoruz. Bir adet görüyor sonra geçiyor bir sene atıyorum geçen sene 3 Temmuz'da adet görmüş. Bir, 3 Temmuz oldu bir sonraki senede ha, Bir senedir adet görmüyor tamam, Artık bu kadın menopoz sonrası bir kadın Ve bunun menopoz günü 3 Temmuz olarak kabul ediyoruz döngü yani kadının repretiftü dediğimiz evreleri bu şekilde ilerliyor çok güzel anlattım değil mi Evet Vallahi anladım net net oldu Öyle. ama ben bugün her söylediğinizden bir şeyler anlayacağım yani çünkü sıfır olduğum için bu konularda <gülüyor> <gülüyor> hocam biraz da işin sosyal kısmıyla Hı. devam etmek istiyorum özellikle anne döneminde annelik döneminde çok kadınları işte argümanlara o kadar hakim değilim ki hep karıştırıyorum. Ben Neyse. düzeltirim. <gülüyor> <gülüyor> e, kadınlar kendilerine e, biraz önem vermiyorlar. İşte annelik <laughs> güdüleri ya da kadınlık güdüleri bu biraz da işte sosyal ve psikolojik nedenlerden de oluyor. E, kendilerine zaman ayırmıyorlar. Spor sporu eksiltebiliyorlar vesaire vesaire. Çok da yoğun bir meşakkatle de iş hı yapıyorlar. Hı. Evet. Vücutlarından bir parça çocukları onları yedirmesi, içirmesi e, işte sağlıklarını yerinde tutmaları gerekiyor vesaire. Fakat şunu biliyoruz ki hani bir insan iyi olursa, kendisi hı. iyi olursa çevresine de iyilik Aynen katıyor. Öyle. O yüzden hani. Onu keşfetmesi lazım evet, ama. Evet. Evet. Burada bir ne düşünüyorsunuz? Onu merak e, ediyorum. Yani en son söylediğin bak. E, onun e, varlığını yani e, kendine kıymet vermenin bunu, bunun içerisinde e, atıyorum dışarıya çıkıp arkadaşlarına vakit geçirmek de olabilir spor harika olur tabii ki yani herhangi bir şey sana zevk veren herhangi bir şeyin hazlığını alıp onu onunla beraber evine çocuklarına eşine geri döndüğün vakit o e, performansını gördüğün zaman artık zaten o senin için vazgeçilmez bir hale gelecek yani dolayısıyla esasında burada İlk basamaklarda birazcık ödev gibi yapmak gerekiyor. Yani sana onun haz, verdiği hazlı bir, birazcık ödev gibi. Hani sen şu şu saatler arasında haftada üç gün atıyorum bir, bir saat yürümen lazım. Şimdi bir saat yürüyüp geldikten sonra onun sana haz verdiğini fark ettiğin anda zaten birazcık daha böyle otomatik olarak ilerlemeye başlıyor. Yani evet çocukların evliliğin getirdiği evlilik miyim de hani çocuklar doğduktan sonra özellikle yani böyle yeni doğan döneminde emzirme döneminde kadınlar hakikaten kendilerini çok şey yapıyorlar bırakıyorlar Tabii bu evrede birazcık eş ebeveyn desteği eğer maddi imkan varsa bir bakıcı desteği kesinlikle ve kendine birazcık vakit aç. ...ayırma oldukça kıymetli tabii ki. Yani bir de çocuklar biraz sosyal... E, ...bakıma muhtaçlar. Yani e aile tabi. büyüklerinin... ...ailenin, herkesin. Yani şöyle bir saat... ...çocuğu bırakıp gitmek. Hem çocuğun bence dış dünyayı tanıması... ...insanları keşfetmesi açısından da iyi. Hı hı. E, aynı zamanda annenin de... işte ...kendi ihtiyaçlarını, bedensel e ihtiyaçlarını... Yani ...karşılaması açısından. Ben şimdi açısından bunu bir şey olarak söyleyeyim sana. Bir e, hekim hı. olarak söylemiyorum... ...asla bunu. Hı hı. Bunu deneyimli bir anne olarak söylüyorum. E, kadınlar ilk doğduğu zaman çocuk, yani tamamen kendi bak, ben bakayım bu çocuğa, bu çocuğu ben şey yapayım, her şeyini ben yapayım, altını da ben değiştireyim, yemeğini de ben yapayım, e, her bir şeyle ben ilgileneyim şeyine girdiği kafasına girdiği zaman e, orada bir çıkmaza e, sürükleniyor. E, bunu yapmamak lazım. Ee, bunu e, artık ya yanındaki bir deneyimli bir, yani ben fark ettiğim zaman e, yeni annelere bunu söylüyorum mutlaka. Yani mutlaka e, yan taraflardan bir destek lazım seni söylediğin gibi ebeveyn desteği özellikle. Evet, bu bunun önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Peki e, mens döneminde doğru mu dedim dönem mi? Süpersin. M Olur. Tamam <laughs> süper. Mens döneminde. Egzersizlere devam etmeliler mi yoksa aram vermeliler mi? Çünkü burada mesela benim iki tip sporcu hı hı. E, arketik tipim var. E, birincisi işte benim mens dönemlerinde e, egzersiz yapacak halim kalmıyor, ona konsantre olamıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum deyip o dönem ara veriyorlar. Böyle üç gün, beş gün ya da bir hafta gelmiyorlar. E, ama bir grupta varken iyi geldiğini söylüyor. Onlar da devam ediyorlar. O dönemlerde ne yapmalı? Bunun hani bunun Fizyolojik karşılığı nedir? Ben ikisine de saygı duyuyorum. Bilmediğim için okey diyorum ama... E, fizyolojik karşılığı nedir? Hı. Egzersiz yapmalılar mı, yapmamalılar mı? Ya da düşük yoğunlukla mı yapmalılar? E, şimdi şöyle... E, kesinlikle adet dönemlerinde, mens dönemlerinde egzersiz yapılır. Şimdi sizin özelinizde söylüyorum. Yüzme ile ilgili olarak söylüyorum. Ee, belki bir e, yürüyüş yapabilir, fonksiyonel antrenman bir şey yapabilir, pilates yapabilir vesaire. Onlarla ilgili belki kaygıları yoktur ama yüzme konusunda, havuza denize girmekle ilgili. E, tabii bu dönemde havuza denize girecekse e, mutlaka tampon kullanması gerekiyor. Şimdi tampon e, kullanımı e, ona değineyim mi şimdi, yoksa şey mi yapayım? Değineyim Bence... ona tamam Değil. tamponla devam edeyim. Hı -hı. Şimdi tampon kullanımı kadınlar için birazcık hmm, sevimsiz bir e, şey tamam mı? Yani tampon dediğin şey yaklaşık böyle bir 3 santim uzunluğunda 1 santim genişliğinde bir e, çubuk parçası öyle söyleyeyim. Şimdi tampon e, düzgün yerleştirildiği vakit tamponu kadın hissetmez. Şimdi eğer kadın tamponu yerleştirip tamponu hissediyorsa tamponu yanlış yerleştirmiş yeteri kadar itmemiş demektir tamponun ucunda bir tane ip bulunur ve o ip vajan dışarısında durur ve dolayısıyla çekerken rahat çekilsin diye tampon kullanımı ile ilgili şöyle bir ayrıntı var tampon mutlaka iki saatte bir değiştirilmesi lazım tamponun uzun süreli kullanımına bağlı böyle enfeksiyöz komplikasyonlar olabilir o yüzden <laughs> Tamponun mutlaka 2 saatte bir değiştirilmesini öneriyoruz. Tampon kullanarak kadınlar kesinlikle denize havuza girebilirler ama e, bu hijyenik kurallara mutlaka dikkat edecek. İkinci söylediğin e, o adet dönemlerindeki gerginlik e, mevzusuna değinmek istiyorum. Yani şimdi ona biz premenstrual sendrom ismini veriyoruz. Adetten önce kadınlar çok yorgun oluyorlar, çok bitkin oluyorlar, e, sinirli oluyorlar vesaire. esasında... Egzersiz o noktada e, çok çok iyi gelen bir şey. Premenstrual sendromun zaten ilk tedavi basamaklarında e, ilaçlardan ziyade hayat tarzı değişiklikleri ve spor geliyor. E, o yüzden e, aksine o dönemlerde egzersiz mutlaka öneriyoruz. Bu tampon konusunda gençlerde ne yapmalı hocam? Gençler yani, dediğim bakireler mi? Evet. Bakireler tampon kullanamaz. Hı hı. Bakireler ta şimdi <laughs> e, tamponun yerleştiği yer e, vajinanın içi. Hı -hı. Şimdi vajina kızlık zarı dediğimiz bizim halk arasında böyle hiç kullanmayı sevmediğimiz e, işte bu Müslüman toplumlarda da bekaretin simgesi olduğu iddia edilen e, kızlık zarıyla başlar vajina. Yani dolayısıyla kızlık zarı himen dediğimiz kısmı geçmeden... Tampon yerleştirilemez ve dolayısıyla tampon yerleşim esnasında e, eğer kişi e, önem veriyorsa sarı bariyerini aşıp yerleşir ve dolayısıyla e, yani gene tırnak içerisinde söylüyorum bekaretle ilgili kaygısı olan birisi varsa hayır tampon yerleştiremez. Peki e, genç kızlarda. Ne zaman suya girmeli? Ne zaman suya girmeli? Yani mensenin başladığı birinci gün mü girmemeli? Ya da ilk iki gün mü girmemeli suya? Ee, ne zaman biz onları... Yani antrenman programını nasıl ayarlamalıyız? Çünkü şöyle şeyler de oluyor hocam şimdi. Ee, öğrencimiz geliyor o gün yüzmek istemiyor. Hocam ben mens oldum diyecek. Ondan sonra biz de diyeceğiz ki okey suya girme. Tamam. Ee, üç hafta sonra tekrar diyebilir. iki hafta sonra tekrar diyebilir. <laughs> ya da biz ona <laughs> Nasıl ne anlayacağım? Yapmalıyız? Evet. <laughs> Bir de şey e, mesela ilk iki gün mü sokmamalıyız onu suya. Üçüncü günden itibaren normal, girmeli mi? Tamam anladım ne demek istediğim. <laughs> Şimdi normal adet döngüsü şöyle olur. Ee, Normal adet döngüsünde iki adetin biliyorsun bu aylık tekrarlayan bir periyot. İlk iki adetin başlangıç günleri arasında 21 günden e, sık olmaması lazım. 35 günden de seyrek olmaması lazım. Ortalama 28-30 günde bir kadınlar adet görürler. Yaklaşık 2 ila 8 gün arasında adet görürler bu arada. Her kadının, her kızın düzeni birbirinden farklıdır. Kimi üç gün görür, ona da normal deriz. Kimi yedi gün görür, ona da normal deriz. Yani e, evet döngüyü e, aralarındaki gün sayısını organize edebilirsiniz. <laughs> Ama e, adet gördüğü gün sayısını e, onun söylediği şeye güvenmek zorundasınız. Bazısı çok yoğun olur. Adet kanaması varken e, tabii ki eğer Az önce de söylediğim gibi bekaretle ilgisi kaygısı varsa tampon yerleştiremez ve denize suya yani havuza girmemesi lazım. Denize ise ilk günlerinde bazen çok az adet kanaması olur. Bir de son günlerinde çok az adet kanaması olur. O zamanlar girebilir ama yoğun adet kanamalarının olduğu gün ki bu bazı genç kızlarda çok 4 gün 5 gün olur bazen 2 gün olur ona göre belirlemek gerekir. Tamam. Bir de burada ıslak mayaya girelim. Hı. Şimdi ıslak mayayla dışarıda durmak zaten erkekler için de zararlı. E, fakat kadınlar için de zararlı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Hı hı. Şimdi kadın e, vajinasının kendine has bir florası var. Kendine has bir dengesi var. Orada çeşitli bakteriler ve mantarlar var. Bunlar belli e, düzen halinde mutlu mutlu yaşıyorlar. Ama... Hmm, ıslak kalması halinde işte bu vajinal flora değişiyor o zaman da e, akıntı koku kaşıntı şeklinde ve bunların çeşitli kombinasyonları şeklinde şikayetler gerçekten e, çok can sıkıcı şikayetler olabiliyor ıslak mayoyla kalma özellikle kandida dediğimiz bir mantar türünün <laughs> vajinal florayı domine etmesine sebep oluyor o da çok yoğun miktarda kaşıntı huzursuzluk yapar Bence adet döneminde denize girmemekten ziyade Eğer böyle kronik mantar infeksiyonu olan kadınlar varsa o çok daha can sıkıcı bir süreç Tabii burada muayene etmek ve ona uygun tedavi vermek o işin başka bir kısmı ama tabi olmasın nasıl olmasını konuşmak lazım en öncesinde Aynen söylediğim gibi şeye neydi havuzdan denizden sonra mutlaka Hemen ılık bir duş alıp yani özellikle havuzdan sonra diyeyim o mevcut kimyasalları olan suyu vajinadan uzaklaştırmak gerekiyor. Herhangi bir ürün kullanmaya gerek yok. Ondan sonra nemli bölgeyi kurulayıp temiz kuru bir şeyler giymek. Tekrar yeni bir mayo olabilir ya da kendi giysilerini de giyebilir. Böyle böyle önlemler almak gerekiyor. Niyoli yağı. Niyoli yağı olur. Bu onu e, sormuştu sporcularımızdan hı hı. soranlar olmuştu. O, o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? işte bu mantarları evet, falan önlemeye evet. mi yardımcı oluyormuş? Hı hı. Şimdi yağı bir e, şey, bir aroma terapi yağı. E, ama o şeye kullanılamaz. E, Mayoya nuza falan sürebileceğiniz bir şey değil ama yağı gündük olarak sabah kalktıktan sonra iç çamaşırınıza iki damla şeklinde damlattığınız zaman vajinal infeksiyon sıklığını belirgin olarak azaltan bir e, ürün kullanılabilir. Evet hocam bir de şimdi menopoz döneminde özellikle sporcuların ben ağırlık antrenmanı yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü kemik yoğunluğunu ve kas Hı -hı. kütlesini arttırması için. Yani yaşayan dokumuz bizim kaslar, kemikler. Hı -hı. Onları büyütmemiz lazım. Büyütmek için hafif bir dirence maruz bırakmamız lazım. Hı -hı. O direnç sonrasında da onun tekrar gelişmesini, dünyaya tutunmasını büyümesini planlıyoruz. Yani bizim matematik bu şekilde çalışıyor. Fakat menopoz döneminde bir de Kemik yoğunluğu düşebiliyor kadınların. Hı hı. Ee, bir de biz de antrenmanda bunu azaltıyoruz. Ama sonrasında arttırmasını sağlıyoruz. Oradaki stratejiyi tam olarak nasıl kurmalıyız? Ve siz burada ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ee, şimdi menopoz, östrojen dediğimiz hormon... ...kadınların kemik sağlığı için oldukça önemli bir hormon. Yani bir kemik yapımı var, bir kemik yıkımı var. Ve bunların arasında da bir denge var. İşte östrojen dediğimiz hormon... Kemik yapımını sağlayan bir hormon. Fakat menopoz dönemiyle birlikte östrojen üretimi olmadığı için, e, dolayısıyla kemik yıkımı süreci de başlıyor. Bazı kadınlarda çok da erken başlar sigara içen de, obez de, hastalığı olan da gibi. Bazı kadınlarda biraz daha geç başlar bu süreç. Abi <laughs> bu dönemde mutlaka evet e, spor egzersiz önerilir. Kas kitlesini artıracak antrenmanlar, aerobik antrenmanlar yani az önce sana sordum. Nasıl antrenmanlar diye herhalde biraz daha kardiyo nabzı yükseltecek antrenmanlar. Bunların mutlaka kas kütlesini arttıran antrenmanlar özellikle osteojenik dediğimiz işte o kemik kütlesini arttırmaya yönelik olan antrenmanlar olduğunu biliyoruz. Bir de bu dönemde yapılan bazı testler var. Kemik yoğunluğunu değerlendiren bazı testler var. Özellikle derin şey olanlarda Kemik erimesi olan kadınlarda mutlaka dışarıdan takviye almak gerekiyor. Ama şeyin olmasa da e, kemik yıkımın olmasa da mutlaka kalsiyum, magnezyum ve D vitamini takviyesi kanda düzeyine baktırmaksızın mutlaka menopoz döneminde kullanılması gereken e, ajanlar. O konuda mutlaka e, isterseniz sporcularınızı uyarırsanız harika olur. Kalsiyum, magnezyum, D vitamini bunların üçü e, oldukça mühim. Artık burayı dinleyenler de. <laughs> evet. Tavsiyeleri evet. göz önüne alırlar. Hocam bir diğer dönem <laughs> hamilelik. Allah. Ee, <laughs> hamilelik döneminde bize çok sporcu geliyor. Yani özellikle <laughs> e, 2000'lerin 2000'lerin ortasından beridir. Aslında e, egzersizin önemi alış e, anlandığından beridir. E, hamileler egzersize yöneliyorlar ve burada da ilk doktorlar tarafından tavsiye edilen spor tabii ki yüzme. Evet. Her her, yer, her zaman her yerde olduğu gibi. E, sırt üstü yüzüyorlar vesaire. O dönemler öyleydi vesaire. E, siz neler düşünüyorsunuz hamileler yüzmesi hakkında? Hani dikkat etmeleri gereken bir nokta var mı? Hı hı. Son derece rahat mı olmalılar ya da şunlara dikkat etsinler öyle mi yüzsünler? Ne dersiniz? E, yani gebelik döneminde en güvenli sporlardan bir tanesi yüzme. Tabii profesyonel biri eşliğinde de yapabilirler. Şimdi biz deniz memleketinde yaşıyoruz. Yazın mutlaka bir deniz şey oluyor, mevzusu oluyor Muğla'da. O yüzden ben Haziran başından başlıyorum yüzme önerilerine. Şimdi gebeliğin her döneminde ek bir risk faktörü varsa bir kere her gebe yüzebilir. Ek bir risk faktöründen kastım nedir? Bir ee, düşük tehlikesi varsa ee, ikincisi erken doğum tehlikesi varsa. Üçüncüsü e, gebeliğin böyle e, rahim ağzı kısalığı varsa. Yani onu zaten gebenin doktoru onu zaten bilgilendirir o konuda. O zaman biraz daha e, istirahate alıyoruz. Ama onun dışında mutlaka her gebeye yüzme öneriyoruz. Şimdi deniz için yani havuz ee, hijyenine güvendiği havuza gebeler rahatlıkla girebilir gebelerde az önce konuştuğun ıslak moya ve vajinal enfeksiyon sıklığı normal kadına göre daha yüksek oluyor çünkü gebelik dönemi e, vücudun tabi bebek de bir yabancı cisim e, kadının vücuduna onu da yabancı her şeyi böyle e, yabancı olarak algıladığı ve esasında bunu kabul etmek için immunitesinin bağışıklığını düşürdüğü bir evre. Dolayısıyla her türlü infeksiyona, vajina infeksiyon dahil her türlü infeksiyon sıklığı gebelikte artar. Dolayısıyla o işte vajina infeksiyonu önlemek için şeylerin, gebelerin iki kat daha fazla dikkat etmesi lazım. Bir de burada e gebelerde önemli olan bir mevzuyu söyleyeyim. Belki hiç aklına gelmez ve dikkat et bilmiyorum Biliyor musun böyle bir şey. Gebelerde böyle 24-28 haftadan sonra çok ciddi ayak krampları olur. Hani sizin sporcularınızda da oluyordur belki açık, Hı -hı. açıkta yüzdüğünüz zaman falan. Ve bu ayak krampları çok ciddi boyutlara yani felç eder o esnada ve bunlar 24-28'den sonra çok sık olur gebelerde. O yüzden ben o gebe yani o haftalardan sonra özellikle böyle e, ayağına kramp girdiği zaman yönetemeyeceği lokasyonlarda yüzmesini çok fazla önermiyorum. E, öyle bir e, dipnot olsun size. Tabii yani zaten hmm. güvenlik önlemlerini almadan yüzmesinler. Hmm. E, bu konuda önemli. Bu arada bu gebelik dönemiyle alakalı bildiğim şeylerden biriydi. Ne o? o işte Gerçekten kramp, mi? Evet. Bravo. Hocam yani tek bildiğim yerde buydu bunu bilmediğim. <gülüyor> mi? <gülüyor> Gerçekten mi? Bu çok önemli Aynen. ayrıntıdır ama. Aynen. Ben çünkü söylerim hani ayağınızın değmediği yerlere gitmeyin diye söylerim mutlaka. ya Bir de güneşlenme konusu tabii oldukça önemli. Gebelikte e, cilt lekeleri çok çok sık olur. Ve çok da inatçıdır sonrası için. Mutlaka çılgınlarca güneş kremi kullanmak gerekir. E, bir sorumuz daha var. Peki. Hı hı. Pelvik taban kaslarıyla yüzmenin ilişkisi nedir diye. Yani şimdi o pelvik taban kasları her şeyde önemli bizim evet. için. Yani hani tuvalet, idrar hmm. vesaire. Ee, kadınlar için de önemlidir diye düşünüyorum. Tabii. Ama bu soruya sizin yanıt vermenizi isterim. Şöyle şimdi pelvik taban dediğimiz kısım kadınların alt genital bölgesi bir hamak gibi. İşte pelvik taban dediğimiz yer bu haman tabanı. Bütün kadının hayatı boyunca orası. Taşıyor öyle söyleyeyim yani karın içi basıncını karşılayan bir yer orası ve dolayısıyla e, oranın desteklenmesi kadının hayatı boyunca oldukça mühim bizim için şimdi pervik taban kasları e, nerede önem arz ediyor pervik taban kasları vajinanın çevresinde bulunur ve aynı zamanda idrar yaptığımız deliğinde çevresinde bulunur karın içi basıncını arttırdığımız durumlarda e, buralarda e, idrarda herhangi bir kaçak olmamasını sağlar. Vajen çevresindeki dokularda da herhangi bir fıtıklaşma olmamasını sağlar. Özellikle gebeliklerden sonra normal doğumlardan sonra e, bu pelvik taban kaslarında olan harabiyet neticesinde karın içi basıncını arttıran durumlarda idrar kaçakları olabilir. Ya da yine karın içi basıncını artıran durumlarda vajinadan ön taraftan idrar torbası, arka taraftan da bağırsakların sarkması gibi durumlar olabilir. Bu yüzden kadının Kegel egzersizi dediğimiz egzersizlerle pelvik tabanını güçlendirmesine oldukça önem veriyoruz. Tabii biz Kegel egzersizlerini karada biliyoruz. <laughs> yani kasma, gevşeme, gevşetme. Yani bunu bir rutine bindirmesi lazım esasında bütün kadınların yapması lazım. Bizim çünkü şeyimiz, tabiatımız zaten buna elverişli bir halde yani illa normal doğum yapmaya gerek yok. Sezaryen yapmış kadınlarda da bazen böyle oluyor. Ama e, pelvik taban kaslarını yüzmede nasıl e, geliştiririz kısmı e, sizin e, şey yapmanız gerekir. Yani ne bileyim e, yüzme ben çok hakim olduğum bir şey değil yani teori yine çok hakim olduğum bir şey değil ama hani böyle e, şey halinde kurbağalama mı diyorsunuz ona? Hı -hı. O, o durumlarda mesela çalışabilir diye düşünüyorum pelvik taban kasları. Yani bizim istediğimiz şey idrar yaptığımız deliğin e, çevresindeki kasları kasıp gevşetmek, kasıp gevşetmek. Bunu yüzmeye nasıl entegre ederiz ona da sen so cevap ver. Onu ben ben sormuş olayım. <laughs> evet şöyle oluyor aslında işte karada yaptığımız zaman kegel egzersiz Hı -hı. diyorsunuz. Ee, karada işte ya da işte pilates orada burada fonksiyonel antrenmanda bu stüdyoda da yaptırıyoruz. Ee, spesifik nokta atışı hareketi yaptırıyoruz. Ama işte yüzme bir beceri. Yani aslında hareketlerin birbiri ardı sıra e, gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Ortaya çıkıyor. E, orada atıyorum duvardan itiş yaptığında istemsiz dolaylı bir şekliyle ufak bir o hareketi yapıyorsun ya da işte ayak vurduğun zamanlarda hı hı. vesaire gibi. Ama bu nokta dışı bir egzersiz değil ama hı hı. dolaylı şekliyle yani bir bütünsel olarak e, faydalı oluyor olabilir. Tabii. Yani Kegel e, ha, yani düzenli bir şekilde yapıldığı zaman e, hafif düzeyde idrar kaçırması olanlarda, hafif düzeyde sarkması olan kadınlarda hakikaten tedavi edici oluyor. Yani esasen ameliyat ihtiyacını geciktirebiliyor veya ve veya ortadan kaldırabiliyor. Ee, o yüzden bizim ilk basamakta çok sevdiğimiz bir egzersiz tipi. Evet hocam şimdi son bölüme geldik. Burada biraz premenopozdan bahsedeceğiz. Ee, onunla alakalı size sorularım olacak. Ee, birincisi hormon tahlilleri doğru sonuç verir mi? Yoksa her an değişken olduğu için ölçülemez mi diye bir sorumuz var. Hmm. Ve hormon tedavisi önerir misiniz? Allah bu hormon e, şimdi şöyle hormon. E, testlerini esasen ideali adetliyken yapmaktır. Yani adet kanamasının başladığı üçüncü, dördüncü ya da 5 gün yapmaktır. Menopoz, şey hormonların e, düzeyini, tabii ki hormon düzeyleri dalgalıdır. Yani her günde farklı farklı değerler verir ama bizim istediğimiz kesinlikle adetliyken bakmaktır. Birinci soru oydu. Hı hı. İkincisi hormon replasman tedavisi önerir misiniz? Şimdi hormon replasman tedavisi işte menopozda ne oluyor? Östrojen hormonu azalıyor ve ona bağlı çeşitli durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. En sevmediğimiz şey ateş sıcak basmaları, e, kemik erimeleri, e, kalp damar hastalığı sıklığı. Esasen kadınlarda daha seyrek olur ama menopoz döneminden sonra kadınlar ve erkekler birbirine eşitlenir. Bu bu gibi durumları işte için östrojen ver, verelim mi vermeyelim mi? Esasen bundan seneler seneler önce e, şeker gibi yutuyordu kadınlar menopozdan sonra. Sonra Böyle 2000'li yılların başında işte bu ağızdan alınan östrojen ilaçları e, meme kanseri yapıyor gibi bir e, bilimsel bir yazı çıktı öyle diyeyim. Ondan sonra bunlar tükaka oldu, öcü oldu e, ve bu atılan çamuru artık kimse çıkartamıyor. E, bu bir kere yerleşti. Kötü olan hemen yerleşir ya e, hafızalarımıza. Yani e, tabii... E, menopozdaki hormon replasman tedavisini esasen en çok başlattığımız durum ateş sıcak basmalarıdır. Diğerleri birazcık daha başka şekilde tolere edebilen şeylerdir ama ateş sıcak basmalarına kadar östrojen verdiğiniz vakit 2-3 hafta içerisinde hasta çiçek gibi olur. Yani e, o yüzden oldukça etkili şey bir yöntemdir. Ama onu ilacı kullanmanın bazı hmm, kontrendike olduğu durumlar var. İşte meme kanseri varsa, memesinde kitle varsa, ailede meme e, kanseri öyküsü varsa, damar tıkanıklığı varsa, aktif bir safra kesesi karaciğer hastalığı varsa östrojen hormonu kullanamıyoruz. O yüzden bunları e, hekimiyle değerlendirmesi en güzel olacaktır. Bu soruyu soran hasta mısın? <laughs> tamam. Sporda performansı etkiler mi? Yani ee, nabız yükseldiğinde, sıcaklığın etkisiyle tam hissi oluyor. Olur. Ee, i̇şte hani e, bu tarz durumlarda ne yapması lazım? İşte yani bu sporu mu bırakmalı, o setimi yarım bırakmalı, soğuk duşa mı girmeli? Hı hı. Şimdi östrojen hormonu şeydeki e, beyindeki bu e, ısı dengesiyle ilgili bir hormon. Tamam mı? Yani nasıl diyeyim sana? Östrojen hormonunun e, azlığı ya da çokluğu bizim için önem arz etmiyor. Östrojen hormonunun dalgalanması önem arz ediyor bizim için ve o menopozal geçiş evresinde işte o oluyor. O, o o dalgalanma oluyor. Yani o da o dönemlerde çok kendini zorlamadan e, birazcık daha böyle kendi herkesin konforunu arttıracak şeyler, hamleler farklıdır. Eğer devam etmek iyi geliyorsa devam edebilir ya da durmak iyi geliyorsa durabilir. Ama e, belirli bir noktadan sonra Menopozun getirdiği bu ateş sıcak basmaları, hot flash'lar e, düzelir. Ondan sonra başka şikayetler ön plana çıkar. Ama e, yaklaşık son adet kanamasından önce 2 8 sene önceye kadar bu şikayetler başlayabilir ve son adet kanamasından sonra en azından 2-3 sene kadar devam eder. Bazı kadınlar çok yoğun yaşar buna. Aile yüküsü çok önemlidir burada mesela. Bazı kadınlarda hiç e, ilgilenmeden dönemle kendi kendine geçirirler. Herkesin başka başka şey vardır, durumları vardır. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel aydınlatıcı oldu benim için de birçok bir konuda. Ee, soruları gönderen sporcu ...arkadaşlarımıza <laughs> da çok teşekkür ederim. Evet. Bana yardımcı oldular. Sizin Harika. son eklemek istediğiniz şeyler var mı? Böyle bir toparlayalım sonra da ufak ufak kapatalım. Evet, ee, yani kadın hem kadınlara önerim olsun. Hem de antrenörlere önerim olsun. <laughs> ee, yani kadınlar kesinlikle belki bence erkeklerden daha mühim. Hiç hayatından sporu çıkartmamaları gerekiyor. Hem e, adet dönemi öncesi geril, gerilim durumlarında. Hem yaş, bir de kadınlar için şey gerçekten üreme sağlığı için şişmanlık çok önemli biliyor musun? Yani vücuttaki yağ dokusu arttığı zaman insülin direnciyle birlikte... Bu kadınlık hormonlarının çalışma ritmi bozuluyor ve dolayısıyla gebelik elde etmekte bile güçlük çekiyorlar. O yüzden bir yaşam alışkanlığı olsa harika olur bizim için. Aynı zamanda menopozda da deminden beri konuşuyoruz zaten. Antrenörler için de şöyle bir önerim olsun. Hiç ne gebeden ne mens olan kadından ne menopoz hastasından hiçbirinden korkmayın. Hakikaten şey yap yani bu bu dönemler kadınların esasında memelilerin genetiğinde kodlanmış olan yani isteseniz de e onlara zarar veremezsiniz öyle söyleyeyim e son söyleyeceklerim de bunlar olsun o zaman. Süper çok teşekkür <laughs> ederim yani ben zaten kendimi çok o şeylere e koymuyorum yani hani insan bizim için insan bir de yüzme hocam çok kapsayıcı bir spor <laughs> yani bugün işte e, ee, bir yaşındaki birisi de ya da hatta altayı aşmış bir bebek de yüzebilirken yüz yaşındaki 102 105 yaşındaki hmm. bir birey de yüzebiliyor. Ee, engelli sporcular varsa ampute olanlar onlar da yüzebiliyor. E, ee, kadın yüzebiliyor, erkek yüzebiliyor, çoluk çocuk herkes yüzebiliyor. Harika. O yüzden çok kapsayıcı bir spor olduğu için hani bizim o konuda aslında en azından bizim takım üzerinde bir endişemiz yok. Size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim çok keyifliydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.